Gel. Hünkârım, Mehmet Ağa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Sokollu, bu ne sürat böyle? Tahkikat bitti mi yoksa? Devam ediyorum hünkârım. Ancak mühim bir kısmı tamamlandı. Arzu ederseniz takdim etmek isterim. Sizin de mensubu olduğunuz Ocak ortası başta olmak üzere Paşa Bölüğü ve diğer odalarda vazifeli Yeniçeri ağaları hakkındaki her şey bu evrakta mevcut. Öyle. İlaveten hünkârım, sarayda vazife bekleyen Enderun ağalarının da isamesini çıkardım. Herkesin ismi, cismi nereden geldiği teferruatlı olarak yazıldı. Sen de var mısın bunların içinde? Ben vazifemden memnunum hünkârım. Sarayda size yakın olmak şereflerin en büyüğü. Başka bir emriniz yoksa... Çekil hepiniz. Bir müddet evvel Paşa Bölüğü'nde Ali Ağa ile Rüstem Paşa arasında bir hadise vuku buldu. Malumatım var hünkârım. Devletimi idare edenler arasında böyle bir kavgaya asla müsamaha göstermem. Bu sebeple Rüstem Paşa'yı uzaklaştırdım. Ki hatasını anlasın. Ali Ağa ile alakalıysa bugüne kadar hiçbir karar almamıştım. İyi bir asker. Hayli hizmetleri olmuş kıymetli bir serdar. Lakin onun da hatasını anlaması icap eder. Öyle mi? O meselede aklandığını sanıyordum. Rüstem Paşa benim vekili mutlakım Mustafa. Hiç kimse her ne sebeple olursa olsun ona hürmette kusur edemez. Ona yapılan saygısızlığı kendime yapılmış sayarım. Anlaşılan hünkârım, Ali Ağa hakkında bir hüküme varmışsınız. Bir hüküm verdim, evet. Seni de bu sebeple çağırdım zaten Mustafa. Bu hükmü yerine getirmen için. Bostancıbaşı, hazır mısın? Hazırız Şehzade Hazretleri. Cellat emrinizi bekler. Thank you.
bir şah. Allah Allah. Baş üryan. Sine püryan. Kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Olmaz hiç soran. Eyvallah. Eyvallah. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz, şehzademiz Mustafa'ya ayan. Üçler, yediler, kırklar, Gülbang-ı Muhammed'in, Uğur-u Nebi, Kerem-i Ali Pirimiz, Sultanımız, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, demine devranına hü diyelim, hü! Serhat boylarındaki sancaklara ziyaretlerim oldu. Vaziyet hakkında teferruatlı bir talih yazdırıyorum. Bilal'e arz edeceğim. Âlâ. Şalken ve Ferdinand'dan ne havadisler getirdin? Rahat duruyorlar mı? Başlarını kendi topraklarının dışına çıkaracak kadar cesaretleri kalmış mı? Akıncılarımızla münferit hadiseler oluyor. Lakin sulh işsizlikleri için ciddi bir mesele yok. Ancak Fransa kralı hakkında iyi şeyler duymuyorum. Ne olmuş Fransa kralına? Fransa kralı Fransa'nın hasta olduğunu söylüyorlar. Vaziyeti ciddi olabilir. Derhal bir çavuş gönder Fransa'ya. Vaziyet neymiş öğrenelim. Emredersiniz. Yokluğunda cereyan eden hadiseyi işitmişsiniz. Maalesef hünkârım. Neyse ki sükunet sağlanmış. Adaletinize bir kez daha hayran kaldım hünkârım. Lakin menamı bağışlayın. Azilini isteyen Hızır Hayrettin Paşa'nın yerine henüz kimseyi tayin etmemişsiniz. O hususta henüz bir karar vermedim Rüstem Paşa. Doğrusunu siz bilirsiniz hünkârım. Lakin önümüzdeki günler çok şeye gebe. Akdeniz yeniden ısınabilir. Bir an evvel yeni kaptanı Derya'nın vazifesinin başına geçmesi lazım. Sayenizde nikahımız kıyıldı. Tekrar hanemde huzuru buldum hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne vakit dönüyorsunuz Antakya'ya? Hürrem Sultanımız mermer köşkü tahsis etmişler. Bir iki gün kalıp yola revan oluruz. Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Hoş geldiniz aslanlarım. Hünkârım. Müsaadeniz olursa yarın Amasya'ya dönmek isterim. Yarınki divana katıl, ondan sonra dönersin. Yarın ocağa yeni bir ağa tayin edeceğim. Senin de olmanı isterim. Malum Yeniçeriler seni pek bir seviyor. Hünkârım, ben gücümü sizin mutlak iradenizden ve sevginizden alıyorum. Alemin bütün orduları birlik olup önümde diz çökse bu değişmez. Çocukluk ve gençlik bitti Mustafa'm. Sen artık olgun ve tecrübeli bir şehzadesin. Kiminle nasıl bir münasebet kuracağına dikkat etmelisin. Misal Kapıdan Paşa. Eğer onun kızını kendine müsahibe olarak alırsan buna elbet birileri yanlış anlayıp
Kapıdan Paşa ile işbirliği içerisinde olduğunu düşünebilir. Bağışlayın. Paşamızın size olan sadakati herkesin malumu olduğu için böyle düşüneceklerine ihtimal vermedim. Vereceksin Mustafa. Bir şehzade her ihtimali düşünmeli. Siz olmasanız ne yapardım hiç bilmiyorum hünkârım. Bir başıma kaldım. Olması söz. Ben buradayım. Burası senin de sarayın. İstediğin kadar kal. Bu büyük acınıza teselli edecek bir laf bulamıyorum sultanım. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Sağ ol Hürrem. Sen de ne kadar çok istemiştin tekrar bir araya gelmemizi. Kader işte. Alnımıza ayrılığı yazmış bir kere. Fenerizade meselesinde talihin bir hali yaver gitmiş. Onca evran arasında nasıl bulup çıkardın? Çok zor olmadı Paşa Hazretleri. Teferruata ihtimam gösteren gayretkeş herkes bunu yapabilir. Hala hala. Sultanımız pek övdü seni. Yokluğumu aratmamışsın. Lütfetmişler. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Miralem Ferhat Ağa. Bundan böyle Yeniçeri Ocağı'nın yeni ağası sensin. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Yüce gönlünüzle bana bahşettiğiniz bu vazifeye layık olmaya çalışacağım hünkârım. Adaletimin kılıcı her daim başının üzerinde sallanacaktır Ferhat Ağa. Kulluğunun yalnızca bana ayan olduğunu unutmayasın. Ali Ağa'nın akıbeti sana ve dahi erkan-ı devletime ibret olur inşallah. Anlat Yakup Ağa. Şehzade Mustafa, ihanetle, isyana tahta çıkacağıma ölmeyi yeğlerim dediler hünkârım. Sultan Süleyman'ın oğluna ne cüretle böyle teklif yaparsın diye üzerime yürüdüler. Canımı zor kurtardım. Neredeyse kendimi alacaklardı. Oğullarıma itimadım tam. Lakin bu son hadisede anladım ki onları hayli ihmal etmişim. İçiniz rahat olsun hünkârım. Şehzadelerimizin her biri ayrı bir mücevher. Bazı zaman sizi üzecek işler yapsalar da zinhar kötü bir niyetleri olmaz. Öyle. Ancak bir gözüm onların üzerinde olacak ki böyle hadiseler tekrardan vuku bulmasın. Merakımı mazur görün hünkârım. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzadelerimin sancaklarında ulaşacaksın. Kimliğini açık etmeden onları gizliden teftiş edeceksin. Bilhassa ahaliyi dinle. Şehzadelerimden memnunlar mı? Sıkıntı yaratacak bir vaziyet var mı? Lalaları ne vaziyettedir? Şehzadelerimizi kimlere emanet ettik? Öğrenelim. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola revan olurum. Bu vazife için sana 100.000 akçe tahsis edildi.
Nasuh, senden tek bir isteğim var. Acımasız ol. Doğrusuyla yanlışıyla her şeyi bana anlat. Sen benim gözüm kulağım olacaksın. Gel. Hünkârım. Söyle. Nazi'nin hatunun doğumu başladı. Fatma Sultanımız size malumat vermemi istediler. Seni böyle ayakta karşımda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Afiyette misin Kapıdan Paşa? Şükürler olsun saatim yerinde hünkârım. Az evvel buraya gelirken bir evladınızın daha olduğunu işittim. Allah bağışlasın. Amin. Gel şöyle. Hünkârım, daha evvel konuşmaya fırsat bulamamıştık. Bir yandan hastalıklar, bir yandan hadiseler. Ama gördüğünüz gibi ayaktayım. Yanınızdayım. Bu vesileyle azil ricamı bir daha dile getirmek isterim. Biz seni nice zaferler kazandık Kapıdan Paşa. Nice yerler fethettik. Sen donanmanla denizdeyken kafir kayık dahi yüzdüremez oldu. Arkamda bir cihan sultanı varken kim olsa korkardı. Senin bana ve devletime olan sadakatini cümle alem bilir. Hiç kimse bilmezse ben bilirim Kapıdan Paşa. Sen benim yalnızca kaptan Derya'm değil, aynı zamanda dostumsun. Biz seninle iki yol arkadaşıyız. Yedi iklimin padişahı beni dostu olarak görüyorsa ne âlâ. Artık ölsem de gam yemem. Zaman insanın gençliğini alıp götürse de insanın kalbi, ruhu yaşlanmaz. Hayrettin. Hele ki aklı daha da bir keskinleşir. Bu yüzden senin azil arzını kabul etmiyorum. Nefes aldığın müddetçe donanmamın başında sen olacaksın. Hünkârım. Emrin
bildiğiniz üzere şehzadelerimizin sancaklarını dolaştım hünkârım. Evlatlarım nasıl? Çok şükür. Hepsi de sağlıklı ve vazifelerinin başındalar. Henüz geldiğim için vaziyetleri hakkında telhis hazırlayacak vaktim olmadı. Bilal arz edersin. Sen gördüğün, işittiğin ne varsa olduğu gibi anlat. Evvela Mustafa'mdan bahset. Amasya'da vaziyet nedir? Ahali nasıl? Mustafa'mdan memnunlar mı? Ahali şehzademizi Amasya için bir lütuf olarak görüyor hünkârım. Hizmetleriyle herkesin gönlünü fethetmişler. Herkes nasıl memnun olur? Nasıl? Hiç mi şikayet yok hakkında? Var elbet. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan siz yüce padişahımızın adaletini tesis ettikleri için bundan şikayetçi bazı tüccarlar mevcut. Menfaatleri bozulmuş zira. Başka? Başka. Mahidevran Sultanımız. Kendilerini hayır işlerine adamışlar. Bir vakıf kurmuşlar. Bu yolla dört bir yandaki ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklermiş. Allah kabul etsin. Lakin benim neden haberim yok bu vakıftan? Henüz faaliyete geçmiş değil hünkârım. Usuller neyse aynen tatbik edilecektir muhakkak. Her şeyde olduğu gibi övgünün ve takdirin de fazlası zarardır Nasuh. İnşallah ahalinin bu sevgisi benim oğlumu gurura ve kibre sürüklemez. Mustafa'mın mazideki hatalara düşmesini arzu etmem. Şehzademiz yaşadıklarından ders almıştır hünkârım. İnşallah. Kapıdan Paşa'nın kızı Mihrunnisa Hatun, Mustafa'nın müsahibesiymiş. Hala vazifesinin başında mı? Hayır hünkârım. Amasya'da değil. Şehzademiz arzunuz üzere Mihrunnisa Hatun'u azletmişler. Hala. Doğru olan da bu. Bir şehzade kiminle münasebet kurduğuna dikkat etmeli. Bayezid'im nasıl? Kütahya'da her şey yolunda mı? Şehzademiz Bayezid sarayda pek durmuyorlar. Mütemadiyen ahalinin arasındalar. Onların sıkıntılarını dinleyip çare arıyorlar. Kendini tehlikeye atmıyor inşallah. Ben de vaktiyle kendilerini defalarca ikaz ettim. Ancak bu hususta pek dikkatli oldukları söylenemez. Neyse ki Lala Mustafa bir gölge gibi yanlarında emniyetleri için her türlü tedbiri alıyor. Bayezid'im coşkun bir ırmak matrakçı. Hele yağmur yağmaya görsün, taşıp etrafını yıkıyor. Bir an evvel durulup yatağını bulması icap eder. Zamanla durulup size layık bir şehzade olduklarını ispat edeceklerdir. İnşallah. Manisa'dan ne havadisler getirdin? Selim'im nasıl? Manisa'ya gider gitmez ahalinin dertleriyle meşgul olmuşlar hünkârım. Nicedir devam eden su meselesini halledip herkesi memnun etmişler. Nasıl halletmiş? İki ayrı yerden kanallar açılarak şehre su getirilmesini emretmişler. Aylı masraflı olduğu için divanda karşı çıkılmış. Lakin şehzademiz masrafların bir kısmının kendi tahsisatlarından karşılanmasını istemişler. Âlâ. Hareminde vaziyeti nedir? Gözlerinden Nurbanu Hatun'un gebe olduğunu işittim. Haberim var. Hürrem söyledi. Baba olmak onun mesuliyetlerini arttıracaktır. Yediğine içtiğine dikkat ediyor mu? Maalesef hünkârım. Şehzademiz bazı kötü alışkanlıklarını henüz terk etmiş değiller. Saraya giren şarabın haddi hesabı yok deniyor. Anladım. Başka bir şey yoksa çekiliyorsun. Hünkârım, bir husus daha var. Şehzademiz Selim, çarşıda tebdil haldeyken bir hadiseye karışmışlar. Bir esnaf öldürülmüş. Esnafın karısı da şehzademizi kadıya şikayet etmiş. Ancak dava görülmeden kapanmış. Mesele neymiş?
Şehzademiz tebdil oldukları için gafil bilememiş. Kendileri hakkında... Af buyurun. Haşa huzurdan. Ayyaş. Kadın düşkünü gibi laflar etmiş. Dava nasıl kapanmış peki? Esnafın karısı şikayetini geri çekmiş diyorlar. Şahitler de susmuşlar. Ahalinin dediğine göre hünkârım, hadise örtbas edilmiş. Süleyman. Selim'in yaptıklarını duydun mu? Hayırdır inşallah. Çarşıda tebdil gezerken bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Daha da fenası hadiseyi örtbas etmeye kalkmış. Emin misin bundan? Kadıya şikayet etmişler. Lakin ne hikmetse şikayet geri alınmış, şahitler de susturulmuş. Hadisenin nasıl olduğunu bilmiyorum lakin... Selim durduk yere kimsenin canını yakmaz. Selim'e ayyaş demiş, gafil. Kadın düşkünü demiş. Yazık. Bir şehzade böyle mi anılmalı? Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Hürrem. Hataları var. Lakin bu çirkin ithamları zinhar hak etmiyor. Uzun zamandır şaraptan uzak duruyor. Hareminin nizamını bizatihi sağladım. Yakında baba olacak. Her ne sebeple olursa olsun bu yaptığı kabul edilemez. Benim evlatlarım adaleti sağlamaktan kaçarlarsa... ben kullarımın adaletime riayet etmelerini nasıl beklerim? Ruzu mahşerde Cenab-ı Hakk'ın yüzüne nasıl bakarım? Bu dünyada nizamı nasıl sağlarım? Şehzadeler elbet hata yapar Süleyman. Her biri senin aklına ve alakana muhtaç. Selim'in üzerindeki mesuliyet büyük. Tecrübesiz. Mustafa bile yaşına ve tecrübesine rağmen nasıl hatalar yaptı gördün. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem, gereği neyse yaparım. Hiç kimse benim adaletimi gölgeleyemez. Hekim başıyla konuştum hünkârım. Hızır Hayrettin Paşa'nın saatiyle bizzat alakadar oluyor. Paşamızın saati gün geçtikçe iyiye gidiyormuş. Kapıdan paşa nice fırtınalar atlattı. Bunu da atlatır evvelallah. Haklısınız hünkârım. Bu yüce devlete daha nice hizmetleri olacak. İnşallah. Nasuh Efendi'yi Anadolu illerini ziyaret etmesi için vazifelendirmiştim. Gelirken eli boş gelmemiş, yanında küp küp bal getirmiş. Bu küpü de Kapıdan Paşa'ya ayırdım. Yesin ki kuvvetine kuvvet katsın. Sıhhat gelsin. Ben alakadar olurum hünkârım. Hünkârım merakımı bağışlayın. Nasuh Efendi Anadolu'ya neden gitti? Sancaklarda vaziyet nedir teftiş etmesini istedim. Umarım canınızı sıkacak bir haber getirmemiştir. Nihayet tekrardan aramızdasın Kapıdan Paşa. Sayenizde hünkârım. Hekimlerinizin hazırladığı ilaçlar iyi geldi. İlaveten yolladığınız bal için müteşekkirim. Vaziyet nedir? Akdeniz'de sular durgun hünkârım. Lakin yarın ne olacağını tahayyül etmek güç. Şarken ve Ferdinand rahat dururlar mı bilinmez. Siz yine de yüce gönlünüzü ferah tutun. Donanmamız muhtemel bir sefer için her daim hazır. Sen donanmanın başında olduğun müddetçe benim içim her daim rahat Kapıdan Paşa. Hünkârım.
Paşa. Bismillah. Ulan Paşa. Ya Allah. Kapıdan Paşa! Kapıdan Paşa! Ağlar! Hekim çağırın! Kapıdan Paşa! Vaziyeti nedir? Daha evvelki hastalığı nüksetmiş olmalı hünkârım. Bir hayli yorgun düşmüşler. Sarayına götürmek icap eder, istirahat etmeleri lazımdır. İcap eden neyse ziyadesiyle yapasın. Kapıdan Paşa. Hünkârım. Korkuttun bizi. Azrail bir kez daha yokladı hünkârım. Dersini almamış belli ki. Almış olsaydı daha gidecek yolum olduğunu idrak eder. Benim uğraşmazdı. Sarayına git. İstirahat et. Hekimler ne diyorsa da aynen tatbik et. Emredersiniz hünkârım. Hadi Allah şifa versin. Size verebileceğim tek bir cevabım var hünkârım. Aşk. Uğrayacağına olan aşkım gözüm kör etti. Özrün kabahatinden büyük. Bunun nelere mal olacağını bilmez misin? Uğrayacağın beyhanın yanına dönecek. Sen de Kütahya'ya dönüp eşyalarını topla. Senin mülkümün en uzak sancağına tayin edeceğim. Belki o zaman aklın başına gelir. Hünkârım başka ceza verin. Kütahya'da en azından bir hayale tutunuyorum. Bu hayali elimden almayın. Sus! Bir de utanmadan, sıkılmadan geçmiş karşıma bana ne yapacağımı söylüyorsun. Çıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni. Cihan Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bağışlayın. Sizi rahatsız ediyorum ama... Eğer Bayezid'le alakalı konuşmaya geldiysen kendini hiç yorma. Bu mesele Bayezid'le benim aramda. Sen uzak duracaksın. O yüzden gelmedim hünkârım. Size bunu getirdim. Ile can yoldaşınız, dostunuz, kardeşiniz olan İbrahim Paşa'nın defteri. Size hediye etmişsiniz. O gece
Hemen yanınızdaki odada neler olduğu hakkında çok şey işittim. Ölüm emrini sizin verdiğinizi söylediler. Hiç inanmadım buna. İnanmam. Bu defter de bunun ispatıdır zaten. Bu sizde kalmalı hünkârım. Çünkü her satırı size adanmış. Bayezid'le alakalı ne hüküm vereceğinizi bilemem. Ama şehzademiz sizin sevginiz için canını hiçe sayar. Hükmünüzü verirken ne olur unutmayın bunu. Çıkarken ne çok insan vardı yanımda. Yıllar geçtikçe bir bir azaldılar. Bir avuç kaldılar. Bunlardan biri de sensin Nasuh. Lütfediyorsunuz hünkârım. Dostlarımla aramın açılmasına neden olan... Beni keder deryasına sürükleyen en vahim şey neydi biliyor musun? Nasıl? Umduğum sadakati görememek. Öyle ki kendi sarayımda olan bitenden haberdar olabilmek için kendi ağalarıma hususi emirler vermek zorunda kalıyorum. Ne yazık. Sana da hayli mühim bir görev vermiştim. Senden acımasız olmanı istedim. Lakin sen Bayezid hakkındaki gerçeği benden saklamışsın. Taraf tutmuşsun. Bana sadık olmaktansa Bayezid'e sadık olmayı tercih etmişsin. Hünkârım, ben bu meselenin bu kadar büyüyeceğini tahmin ederim. Kim bilir Mustafa hakkında neler sakladın benden? Yollarımız böyle mi ayrılacaktı Nasuh?
Hünkârım bağışlayın. Sizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. Doğduğum günden bu yana abilerimin gölgesinde kaldığımdan mütevellit. Kendimi hep göstermeye çalıştım. Lakin hep elime yüzüme bulaştırıyorum. Abilerinin gölgesinde kaldığını mı düşünüyorsun? İlk göz ağrınız Mustafa abimdi. Cesur, akıllı. Sonra abim Mehmet. Sizin kıymetlinizdi. Öyle ki mezarının üstüne taht koydurdunuz. Ve Selim abi. Manisa sancağına layık gördünüz onu da. Abilerin gibi sen de benim bir parçamsın Beyazıt. Hatta öyle ki senin şu saman alevi gibi parlayan öfken olmasa içlerinde bana en çok benzeyen de sensin. Hüdayun abi değilsin. Senin toprağını hazırlayan, tohumunu eken, suyunu veren benim. Nasıl ki bir baba olarak senin başarılarında gurur duyuyorsam, yaptığın hataların da mesuliyetini almam gerekir üzerime. Demek ki ben sana bir şeyleri yanlış ya da eksik öğretmişim. Söylememişim. Canımdan bir parça olduğunu hissettirememişim. Bağışla baba. Hünkârım. Ne var Rüstem? Az evvel bir haber geldi hünkârım. Kaptanı Derya, Hızır Hayrettin Paşa, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bazen kalbim kinle doluyor, acı ve öfkeyle. Öfkemin tadı ağzıma geliyor. İçime beyaza düşen bir leke gibi şüphe düşüyor. İşte o vakit koşup Rumi'nin mesnevisini açıyorum. Kendimi hatırlamak için. Hatırlamak gizli bir ibadet benim için. Thank you.
Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda. O elindeki yay ile vurmazdan önce tellerime hep aynı nameyi çalıp söyleyen, kendi sesine yabancı bir kuru rebaptım. Ben onun avucunda bağlar, bahçeler, ağaçlar görür. Deryalar gibi geniş, deryalar kadar berrak sular görürüm. Ben onun avucunda çıkan ağaçların gölgesinde dinlenirim. Lakin siz bunların hiçbirini göremezsiniz. Ben kim olduğunu biliyorum da, o benim güneşim olduğunu biliyor mu? Varsın bilmesin. Ateşin etrafında dönen pervaneyim. Ben güneşe yaklaştıkça kanatları eriyen İkarus'um. Ben Pargalı İbrahim. Hünkârımızın hem pervanesi, hem kulu, hem yol arkadaşıyım. Birlikte çıktığımız yollarda, savaştığımız meydanlarda birbirimizi bulduk ve kaybettik. Şehirler, yollar, mevsimler, yıllar değil, ömürler geçtik. Dönüp bakıyorum ardıma. Her şey geçmiş, dostluk kalmış. Bunu kendime tekrar ve tekrar söylüyorum. Söylüyorum ki, ölüm gelip beni bulduğunda, son anımda dahi unutmayayım.
kaçabilmiş gibi yere reis. Hepimizin dönüp dolaşıp gideceği yer orası. Yüce Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Amin. Senin de malumun olduğu üzere devlette devamlılık esastır. Bir an evvel kapıdanımı tayin etmemi icap ediyor Fiyer Reis. Sen yüce adam Sultan Beyazıt Han devrinden beri deryadasın. Hazırladığın haritaların, yazdığın kitabı Bahriye denizcilerimizin rehberidir. Evvela senin tavsiyeni almak isterim. Lütfediyorsunuz hünkârım. Bu aciz kula hakkı olmayan iltifatta bulundunuz. Allah rahmet eylesin. Kapıdağını deryanımız Hızır Hayrettin Paşa deryaların aslanıysa sen de deryaların alimisin. Gönlünden geçen neyse söyle. Siz en doğrusunu bilirsiniz elbet. Kaptan Paşa gibi güçlü bir serdarın ani kaybı bizleri ne kadar üzdüyse Hristiyan aliminde o kadar sevindirdi. Yıllardır onların korkulu rüyası olmuştu. Öyle. Bu yüzden paşamızın donanmada kurduğu nizamın bozulmaması ve aynen devam etmesi mühim. Paşamızın yolunda gidecek tecrübeli, güçlü bir reisin vazifeyi devralması icap eder. İçine akan bir suya döker gibi bana dök. Derdini tasanı bana anlat. Anlat ki için temizlensin. Anlat ki bir başına olmadığını hatırla. Oğullarımı düşünüyorum. Mustafa'yı, Selim'i, Bayazıt'ı. Öyle hatalar yapıyorlar ki. Kabahati onlarda değil, kendimde arar oldum artık. Söylediğim bir söz, aldığım bir karar birini sevindiriyorsa, diğerini yüzüne, kedere boğuyor. Hepsini memnun etmem mümkün değil Süleyman. Lakin zamanla aldığın kararların maksadını, o kararların sağladığı hayırları idrak edeceklerdir. Öyle mi dersin? Hazreti Hızır'la Hazreti Musa'nın kıssasını biliyorsundur. İki yol ayrımına geldiğinde, ne yapacağını bilemediğinde onu hatırla. Sana iyi gelecektir. Madem öyle, bu defa da sen anlat. Senin o güzel tatlı dilinden bir defa daha dinle. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır birlikte gemi yolculuğuna çıkarlar. Geminin sahipleri onlardan ne para ister ne de pul. Hızır yolculuk boyunca Musa'ya sabırlı olmasını, soru sormamasını söyler. Ancak yolculuk esnasında bir serçe gelip geminin kenarına konar ve denizden su içer. Hızır bunun üzerine geminin tahtalarından birkaçını söker. Musa şaşırır. İyiliğe böyle mi karşılık veriyorsun diye sual eder. Hazreti Hızır sabretmesini söyler. Nihayet karaya çıkarlar. Bir oğlan çocuğuna rast gelirler. Hızır çocuğun canına kıyar. Musa dayanamaz.
masum bir insanı öldürmekle suçlar Hızır'ı. Hızır, ben sana benimle sabredemezsin dedim diye yakınır. Yola devam ederler. Yıkılmak üzere olan bir duvar görürler. Hızır duvarı onarmak için çabalar. Musa, Hızır'a boş işlerle uğraştığını söyler. Hızır Musa'ya bakar. Sabırsız olduğu için artık ayrı yollara gitmeleri gerektiğini söyler ve izah eder. Gemiyi eski göstermek istedim. Zira sahilde zalim bir hükümdar var. Güzel gemileri zorla alıyor. Oğlan çocuğunu öldürdüm. Büyüdüğünde annesine babasına eziyet edecek, onları yoldan çıkaracaktı. Duvara gelince, o duvar iki yetim çocuğun. Çocuklar büyüyünce duvarın altındaki defineyi bulacaklar. O güne kadar sağlam kalmalı. Hazreti Musa o vakit her şeyi anlar. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Her nimette bir gam, her gamda bir nimet saklıdır. Ve hiçbir şey zuhur ettiği gibi değildir. Süleyman, oğullarının kararlarını idrak etmesini bekleme. Neyi doğru biliyorsan, görüyorsan ona karar ver. Hürrem, Kapıdan Paşa'nın ölümü bana kendi ölümümü yalnız zamanım sattı. Lakin senin bu tatlı dilinden dökülenler, bu ışıl ışıl gözlerin her şeyi unutturdu bana. Şu dünyada güvendiğim bir tek sen varsın Hürrem. Herkes Turgut Reis'e işaret ediyor Rüstem Paşa. Sen ne dersin? Turgut Reis rahmetli paşamıza bir hayli benziyor hünkârım. Lakin sadece cengaverlik manasında değil. O da Hızır Hayrettin Paşa gibi hırçın ve zaptı güç. Başına buyruk. Daha önce emir almadan Venedik kıyılarını tahrip etmişti. Bana sorarsanız kapıdan derya olacak kimse, usulleri, kaideleri iyi bilen ve Divan-ı Hümayun'un emrinden çıkmayan biri olmalı. Anlaşılan senin aklında biri var. Kapıcıbaşı Mehmet Ağa bu vazifeyi layığıyla yerine getirebilir hünkârım. Hızır Hayrettin Paşa ile kılıç sallamış cengaver biri. Donanmayı iyi bildiği muhakkak. Lakin en mühimi Enderun'da yetişmiş devlet adabına sadık bir ağa. Turgut Reis'e de Sokollu Mehmet Ağa'ya da haber yollayın. Bir an evvel gelsinler, ikisiyle de konuşmak istiyorum. Emredersiniz hünkârım.